Biz devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi koruma ile ilgili olarak biliyorsunuz haftanın birincisi belirlenecek ama bir eşitlik söz konusu. Erkeklerde oylar sonucunda belirlenen haftanın birincisi Berke. Ancak kızlarda Nihle, Hilal ve Rabia arasında eşitlik var. Nihle, Hilal, Rabia. Nihle, Hilal, Rabia. Bu eşitlik sebebiyle erkekler açık oylamayla kızlar evinin birincisini belirleyecek şimdi. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Üç aday arasından Hilal mi, Nihle mi, Rabia mı? Karar vereceksiniz ve sizler de kızlar evinin birincisini belirleyeceksiniz. Böylelikle favoriyi sizler belirlemiş olacaksınız. Hazırsanız oylamaya başlayalım. Berke. Arkadaşım, hoş geldin. Hilal. Hilal. Görkem. Nihle diyorum. Hı. Mert. Nihle. Kaan. Oğuz kardeşim için Nihle. Efendim? Nihle. Oğuz kardeşim için Nihle. Peki, üç. Oğuz. Kayınbiraderim için Nihle. Ferhat. Oğuz için Nihle. Beş. Murat. Oğuz kardeşim için Nihle. Talha. Kendim ve damat adayımız için Nihle. Yedi. Bat. Yeni geldiği için Hilal. Bat, bu taktik tutmuyor artık. Şunu anlat. Boş geçmeyeyim dedin yani, değil mi? Kendimi görünür hale getirmek için her türlü fırsatı kullanırım diyorsun. Gözlükler çok yakışmış bu arada. Öykü Hanım bu arada numaralı. Ha. Çıkarınca sizi hayır, göremiyorum. Hayır, rahatsız oluyorsanız. Yok, hayır, benlik bir şey yok. Tamam. Hilal 2, Nihle 7. 7 oyla Nihle. Kızlar evinde. Bravo. Favori. Ben anlamadım. Şimdi zaten ben kendime savaşacağım ya. Yani her türlü kaybedeceğim. Buna çıkmak istemiyorum. Evet, buyurun. Ne? Belki istersen sen al. Nihle'ye de tabii, getirirsen. Nihle'ciğim ama bir aşağı kadar in tamam. Bir zahmet ki yani istiyorsan Oğuz taksın Oğuz senin rozetinde. Yani. Ayakkabım biraz kötü. Evet, onun için yürütmek istemedim. Aa, bravo. Bravo. Şöyle yapacaktın Öykü Hanım. Atla lan. Alırız onu, alırız. Yediye gelebilir bence. Tamam, bunu taksın. Tamam. Yok yok, sen tak onu. Bir öpücük de seni rozetlendirsin o zaman. Oy sevgilim. Tekrardan şöyle yapacaktım. Tekrardan gurur duydum bugün seninle. Spider-Man yapacaktık. Sevgili izleyiciler, kısmetse olur da gerçekten unutulmayacak bir gala yaşıyoruz hep birlikte. Yani evet, tahmin ediyorduk ama bu kadarını yaşayacağımızı düşünmemiştik. Herkes kendince bir hazmedecek. Sonra o fikirler, yorumlar bir yerleşecek. Herkesin kendine göre bir görüşü, hazmetme süreci var tabii ki. Olayın kahramanları neyse söyleyecek bir şey yok. Kolay hazmedilecek bir durum değil. Sonuç olarak biz burada bir aşk üzere bir yol izliyoruz. Birbirlerini bulmuş iki insan varsa ne mutlu. Mutluluklar dileyeceğiz onlara. Herhangi bir şekilde bu hikayenin olumsuz tarafına değil, olumlu tarafına bakmayı tercih ediyoruz. Yolun bundan sonrasında da herhalde destek olmayı tercih ederler diye düşünüyorum yarışmacılarımız. Şimdi bugüne dönecek olursak. Hazar bu manzara karşısında doğal olarak Rümeysa için geldiğini söyleyerek çok zor durumda kalarak yarışmadan ayrılmak istedi. Bunu da yarışmacı arkadaşlarına bir talep olarak iletti kızlara. Hazar'ı yazmalısınız arkadaşlar. Yani en azından bizden böyle bir ricada bulundu. Bu ricayı durumun olağanüstülüğü sebebiyle anlayışla karşılıyoruz. Ve sizden de Hazar'ı yazmanızı rica ediyoruz. Eleme adayınız olarak. Bunun dışında
Berke ve Nihle, her iki evin birincisi olarak koruma altındasınız. Bunun dışında herhangi bir koruma yok arkadaşlar. Elenmek üzere herhangi bir ismi yazabilirsiniz. Sonrasında da sürpriz kutumuz var. Oylama sonuçlarına bakacağız. Bakalım bu gala artık bizi daha nerelere kadar götürecek, hep birlikte göreceğiz. Hazırsanız eğer, Kısmetse Olur Aşkın Gücünde eleme oylaması başlıyor. İlayda. Gerçekten kanım dondu. Hala tüylerim diken diken. Allah herkesin kalbine göre versin diye bir laf vardır. Kimine duadır, kimine bedduadır. Allah hepinizin kalbine göre versin. Pazar, gerçekten senin adına da çok üzgünüm. Buraya gelmeden önce sana umut vermesi. İşte bir şeyler biliyorduk da. Neyse, umarım eğlenirsin. Umarım dışarıda istediğin gibi bir ilişki yaşarsın. Allah'a emanet ol. Berke. Boşa yol harekatıyorum. Çok da ilişki yaşayabileceğini düşünmüyorum böyle. Rabia. Sen de istediğin için seni yazdım. İnşallah yolun açık olur. Görkem. Alacağım isim belli. Herkes tahmin ediyordur. Adını yazmaktan bile tiksiniyorum. O kadar iftira attın. İnşallah eğlenirsin. Programa yakışmıyorsun. Dışarıda devam et ilişkine. Beyza. Yani aslında gönlümdeki isim gerçekten olsan sensin. Ama eğer yani gidersen bari parayı sen öde, Hazar ödemesin. Yazık, günah çocuğa, hayatını mahvettiniz. Hepinize de yazıklar olsun. İnşallah herkes yaşattığını yaşar. Ben bunu da böyle düşünüyorum. Beddua etmek de istemiyorum. Yaşattığınızı yaşayın. Kanım dondu. Hala tüylerim diken diken. Berk. Aslında yazmak istediğim isim başka ama bence kalıp açıklaması gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Hilal, sen de gerçekten çok sessiz olduğun için kusura bakma, onun için yazıyorum. Bilgin olsun. Hilal. Tüm Türkiye gerçek yüzünü gördü ve bana attığın tüm iğrenç iftiralarda seni Allah'a vere havale ediyorum. Nihle. Pazar, rica ettin. Çok istiyordum ama olsan. Bundan sonra sadece olsan yazıyorum. Olsun. Şoklardayım. Skandal. Böyle bir bölüm görmedim. Böyle bir şey yaşamadım. Ama diyecek bir şey yok. O hareketi beklemiyordum. Tabii Murat'ın dediklerinde ben de şahittim ama yani bir şey demek istemiyorum. Kimi yazacağım onu da hiç düşünmedim ama
galiba pek mutlu değilsin bize. Ne bileyim, kolye havası falan dedin. Umarım senin için iyi olur yani. İlk sezonda umduğunu bulursun. İlk sezondaki gibi. Gözlü de yakışıklı güvenliğe benzetiyorlar bile. Biraz garip geliyor. Neyse, gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Dilara. Yani... Söylenecek çok şey var. Benim kariyerimden tehdit ediyorsun ama senin hiçbir zaman bir kariyerin olmayacak. Bu sana son sözüm. Ferhat. Gizem. Senin istediğin için ve çok üzülerek yazıyorum. Bu devirde, bu şekilde seven adam bulmak zor. Umarım seni seven bir kadın bulursun. Mutlu olursun. Umarım çok muhteşem bir kadınla evlenirsin. Umarım sana hep sadık kalacak bir insan bulursun. Murat. Rümeysa, korkma, seni yazmayacağım. Ama keşke beni yazsaydın diye dua edeceksin. Seninle öyle vuruşacağım ki. Buse. Valla yazacak, söyleyecek o kadar çok şey var ki ama sana değmez. Yani ben sadece yaptığın rezillikten dolayı çok uzatmak istemiyorum. Sadece böyle yazmak istiyorum. Sana bile, bu bile çok. Umarım yaşattığını yaşarsın. Tek istediğim bu. Şipsiz hanımefendilerden bir tek seni tanımak istemem. Hira. Hazara da çok üzüldüm. Bu da kullanımda. Fikir hiçbir şey de yok. Hazar yazıyorum. Talha. Evet, şu anda Rümeysa geldi, oyunu kullanıyor. Sonra yerine geçecek. Hemen arkasından da Oğuzhan'la oylamayı tamamlamış olacağız arkadaşlar. Oğuzhan da oyunu kullanacak. Dört ilişkin devam etseydi seni yazmayacaktım asla Hilal. Gerçekten çok tanıma fırsatım olmadı ama duruşun güzel bir kadınsın. Maalesef şu anda şifrem olmadığı için seni yazıyorum.
Teşekkürler Oğuzhan. Evet, oylama sonuçlarını açıklıyorum arkadaşlar. Hazar. Kaan. Hazar. Hilal. Rabia. Rümeysa. Oğuzhan. Hilal. Hazar. Rümeysa. Oğuzhan. Hanım. Hanım. Neyse. Rabia. Yazılanı okuyorum Oğuzhan. Rezilhan Oğuzhan Çengel. Okuyorum sadece. Rümeysa. Hazar. Hilal. Hazar. Rabia. Hazar için 6. oy. Ve sandıkta son bir oy var. Kızlar evindeki eşitliği bozacak mı? Başka bir isim mi? Bizi nereye götürecek bu oy? Hep birlikte göreceğiz. Rabia. Kızlarda 4 Rabia, 6 Hazar, 1 Kaan, 3 Oğuzhan, 3 Hilal, 3 Rümeysa. Oylama sonucu bu arkadaşlar. Hazar rica ettiği için teşekkür ediyoruz yazanlara. Erkekler de eleme adayıydı. Rabia'cığım seni de buraya alacağım yerine. Evet, haftanın favorilerini yanıma almak istiyorum. Çekin sahibini bulalım. Haftanın birincisini belirleyelim. Az bir yolumuz kaldı bu zorlu galada. Sonuç bizi nereye götürecek hep birlikte göreceğiz. Tamam, gerek yok. Ben sana kendim gelirim. Bence yardım etsin istiyorsan Nihle. Yok, hallettim. Peki. Gel güzelim, sen de yerini al. Evet. Rabia'cığım. Evet. Evet, yoğun bir gala geçiriyoruz. Evet. Hızlandırılmış bir yarış, ya kader diyemem. Hızlandırılmış bir, o kadar iddialı konuşamam. Yarışmanın kaderinden bahsedebiliriz belki, evet, de. Beklenmedik bir takım durumlar oldu. Durumlar. Evet. Hepimizi hazırlıksız yakaladı ama evet, sen daha da hazırlıksız yakalandın herhalde. Evet, o hikayenin evet, son yani hikayenin sonunda bir de yani neye niyet neye kısmet derken kendini bulduğun nokta da enteresan. Aynen. Değişik oldu. Demek ki olumsuz bir enerji vermişim erkekler evine. Öyle bir durum olmuş. Böyle mi değerlendiriyorsun? Böyle sonucu değerlendiriyorum. Olumsuz, hı-hı, görmüşler. Negatif bir düşünceye kapılmışlar. Olabilir yani. Negatif görmüş olabilirler. Ne hissediyorsun? Şu an bir şey hissedemiyorum çünkü hani çok yeniyim, çok paylaşımım olmadı, çok bir kişiyle bir şey paylaşamadım. Ama kısmet olur evini özlemişim, bir bakıp çıkmak da güzel olabilir yani, hmm, bilmiyorum, bakalım. Peki, haftanın birincisini belirleyeceğiz. Rabia'ya bir şey söylemek isteyen var mı? Yorum yapmak isteyen? İyi ki geldi, iyi ki tanıdık. Evet. Hiçbir şey belli değil zaten. Bakalım. Daha var sonuca gideceğimiz, buradan ne çıkacak onu bilmiyorum. Haftanın birincisi kim olacak onu bilmiyorum. O zaman adım adım ilerleyelim arkadaşlar. Kısmetse olur aşkın gücünde. Bugün bu galada önemli bir birincilik aslında. Bu ödülün sahibi kim olacak? Sizler oylarınıza karar verdiniz. Kısmetse olur aşkın gücünde bu hafta haftanın birincisi, ödülün sahibi, evini koruma altına alan yarışmacı Berke.
Berk. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Nilgeciğim, üzgünüm evini koruyamadım. Dikkatli git lütfen. Tamam, teşekkür ederim. Geçebilir miyiz Öykü Hanım? Tabii ki geçebilirsin. Evet, Hazar burada değil. Evet. Ama her halükarda elenme pozisyonunda. Ben varım. Belli olmaz. Yani koruma olmaya da bilir. Evler koruma altında da olmayabilir. Her şey olabilir. Bilemeyiz. Belki eleme aynen. Yoktu diye ne bilir. O eleme yoktur da olabilir. Her hiç şey karşılaşmadığımız bir şey de olabilir. Hı-hı. Adı üstünde sürpriz kutu. Sevgili yarışmacılar, hazırsanız eğer ben çok merak ediyorum ne olacağını. Evet, bir şey var en azından. Bunu görüyorum. Boş değil. Boş değil. Hazar ve sana başarılar diliyorum. Ne olacak bilmiyorum. Ne çıkacağını bilmiyorum ama biz Hazar'ın elenmesini kabul ediyor durumundayız. Evet. Bugün ev koruması yoktur. Elenmek üzere her iki evden adı yazılan yarışmacılar eve veda edecektir. Arkadaşlarınızla vedalaşabilirsiniz. Tamam. Üzgünüm Rabia'cığım. İyi yani, ki geldin, iyi ki seni tanıdık. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok teşekkürler. Seni tanıdığıma çok sevindim. Gerçekten şu an olan her şey için o kadar üzgünüm. İyi ki geldin. Ya çok değişik bir durum yaşanıyor. Aynen. Biz de şokuz. Evet. Aynen. Gerçekten. Biliyorum. Sesin var. Tamam. Ay, inanmıyorum ya. Ben de çok memnun oldum. Tekrar sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Hoşça kalın İngil'e. Görüşürüz. Enişteci. Üç kişi aynı anda idare nasıl edebildin? Bir ders ver bence. Senden öğrendim. Üç kişi bir anda nasıl idare edebilirsin çok ya? Üç kişi bir anda nasıl idare ettin? Kafanda kur böyle. Hayal dünyanda yaşıyorsun. Sen bir anda hayal mi? Evet, üç hayal kişi aynı yaşıyorsun. Anda idare ediyor, bir de hayal diyor bana. Haddini bil. Ağzını topla. Kes. Tamam mı? Seninle sohbet etmek gerçekten çok güzel. Güzeldi, gerçekten evet. Gerçekten güzel, çok güzel bir arkadaş oldun. Evet, işte. Teşekkür ederim. Gitmene üzüldüm ama gerçekten... Yapacak bir şey yok artık. Gitmeni istemezdim. Ben de istemezdim ama... Gerçekten seninle sohbet etmek çok keyifli. Bence de çok teşekkür güzeldi, güzel. Teşekkür ederim beni anlayıp dinlediğin için. Ne demek, ne demek her zaman. Rabia'cığım, hoşçakalın. Kendine dikkat et. Kendinize çok iyi bakın, çok sen memnun öyle, oldum. Ben de öyle. Hoşça kal. Hoşça kalın. Belki geri gelirsin. Belki. Sevgili izleyiciler, Rabia ile vedalaştık. Yani dile kolay da diyemeyeceğim, ona da kolay değildi. Bizi sarsan, şoke eden, düşündüren, üzen ama aşkın belki de kazandığı diyebiliriz. Bir gala yaşadık. Bundan sonra başımıza neler gelecek, evin içerisinde nasıl bir denge değişecek hiçbir fikrimiz yok. Tabii ki buradaki yaşananları sizler değerlendireceksiniz. Elinizde de bir kendinizi ifade etme şansınız var sosyal medya dışında. O da oylarınız. Oylarınızı göndermek isterseniz kısmetse olur aşkın gücü. El Poder de L'Amour yurt dışından oylarınızı göndermek isterseniz kullanacağınız uygulamalar. productionhouse.com.tr başvuru adresimiz. Buradan burada kısmetinizi aramak için gelebilirsiniz. Kısmetse olur aşkın gücü official Instagram, Facebook ve YouTube adreslerimiz. Buralardan bizi takip etmeyi unutmayın lütfen. Şimdi gelin isterseniz hep birlikte bu hafta sıralamalar nasıl belirlenmiş onu da bir sizlerle paylaşalım isteriz. Kızlar evinde sıralama eşitlik vardı biliyorsunuz. Sandık açılınca göreceğiz diğer sıralamalar nasıl değişmiş. Her yarışmacı Hilal, Nihle ve Rabia üçer oy aldılar. Ve erkeklerin kararıyla Nihle koruma altına alınmıştı ve favori yarışmacı oldu. Hatırlayacaksınız. Hemen erkekler evine geçelim. Buradaki sıralama belki açık ara farkla 14 oyla zirveye yerleşmiş. Oğuz 5 oyla hemen arkasında. Görkem ise 3 oyla ilk 3'teki sıralamadaki yerini almış. Evet, kısmetse olur bir reality show, bir yarışma.
böyle dediğiniz zaman çok da küçümsüyormuş. Yani bir televizyon programıymış gibi görünse de hayatın ta kendisi. İçinde yaşarken siz ekran başında, biz burada bir arada gerçekten hayatta başımıza gelecek her şeyi yaşayabiliriz. Böyle bir imkan var. İşte o günlerden birini yaşadık. Kısmet olur tarihine unutulmaz olarak kazınacak ve tarihine yer alacak galalardan bir tanesiydi. Bundan sonrasında tufan mı olur, heyecan mı olur, aşk mı olur hep birlikte göreceğiz. Bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bu zorlu galadan sizlere veda ediyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Hafta başına buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.